Merhaba arkadaşlar, Kırık Profesör kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Subject Pronouns, Türkçedeki adıyla özne zamirleri konusunu işleyeceğiz. Konumuzun genel olarak tanımlamasını yapacak olursak, biz nasıl Türkçede ben, sen, biz, onlar, o şeklinde ifadelerde bulunuyorsak, biz bu ifadelerin İngilizce'deki karşılığını bugün öğreneceğiz. İlk sayfamızda cümle yapısı ve kurallarına bakıp, arka sayfalarda ise bütün öznelerimizi teker teker açıklamalarla ve örneklerle öğreneceğiz. İngilizce'de I, you, we, they, he, she, it olmak üzere toplamda 7 özne var arkadaşlar. Ve her özne kendisinden sonra gelen kendine uygun emiz ar yardımcı fiillerinden birini almakta. Peki hangi özne hangi yardımcı fiil alıyor? Onlara bakalım. I öznesi em yardımcı fiilini, you, we, they özneleri ar yardımcı fiilini, he, she, it özneleri ise iz is yardımcı fiilini almakta. You, we, they özneleri Çoğul sınıfında değerlendirilirken hişi it özneleri ise tekil sınıfında değerlendirmekte arkadaşlar. Bu olumlu cümlem. Peki ben olumsuz bir cümle kurmak istediğim zaman cümlemi nasıl kuracağım ona bakalım. Yine en başta özlem gelecek arkasından uygun olan yardımcı film geldikten sonra buraya kadar her şey aynı. Olumsuzluk katmak için yardımcı filmden sonra ben not olumsuzluk ekini getireceğim arkadaşlar. Bu hepsinde bu şekilde. Bakın I am not, you are not, we are not. They are not, he is not, she is not, it is not şeklinde. Arka sayfamıza geçmeden önce ufak bir bilgilendirmede de bulunalım. Örneğin, I am. Siz I am'i e başka bir kaynakta şu şekilde görebilirsiniz. Bunu nasıl telaffuz edeceğiz? I am şeklinde ikisi de aynı, aynı kullanıma geliyor. Sadece telaffuzları ayrı. I am, I'm, You are, you are. We are, we are. They are, they are. He is, he is. She is, she is, it is, it şeklinde. Bu ayrıma dikkat ediyoruz. Ay öznesiyle devam ediyoruz. Ay ben anlamına gelmekte. Açıklamamıza ne demişiz? Kendimizle alakalı bir şeyden bahsederken kullanıyoruz. Öncelikle hatırlatmamıza bakalım. Ay öznesinden sonra yardımcı fiil olarak M yardımcı fiili geliyor. Eğer ben cümlemi olumsuz yapmak istiyorsam Am yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk ekini getirerek cümlemi olumsuz yapabiliyorum. Örneklerimize bakalım. I Ahmet demişiz. Yani burada ben Ahmet'im şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki ben Ahmet değilim demek istiyorsam cümlemi nasıl ifade edeceğim? Burada yardımcı fiilimden sonra not olumsuzluk ikini getirerek ben Ahmet değilim şeklinde cümlemi ifade edeceğim. Burada isim üzerinden örnek verdik. Peki bir de öğrenci üzerinden örnek verelim. Ben bir öğrenciyim diyelim. Bunu nasıl ifade edeceğiz? I am a student diyerek ben bir öğrenciyim şeklinde cümlemi ifade edebiliyorum. Bakın özlemi getirdim. Arkasından uygun olan yardımcı filmi getirdikten sonra a student'ımı getirmişim. Burada şu anda temel konuda olduğumuz için e'nin işlevini anlatmayacağım. Fakat siz şunu şöyle bilmeniz yeterli. Bu cümle içerisindeki bir anlamına gelmekte. Şu anda bunu böyle, böyle bilmemiz bizim için yeterli. Ben şu anda I am a student diyerek ben bir öğrenciyim şeklinde cümlemi ifade ettim. Peki ben bir öğrenci değilim şeklinde cümlemi nasıl ifade edeceğim? M yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk ekini getirerek I am not a student yani ben bir öğrenci değilim şeklinde cümlemi ifade edebilirim. Alttan devam edelim. You, sen, siz şeklinde iki şekilde ifadede bulunmuşuz. Bunun sebebi ne arkadaşlar onu açıklayalım. Biz Türkçe'de nezaket gereği sen yerine siz diyoruz. Fakat İngilizce'de böyle bir durum yok. İngilizce'de sadece siz var. Karşınızdaki kişi bir kişi ise bile tekse bile siz ona siz diyorsunuz. Karşınızdaki kişi birden fazla kişi ise de siz ona yine siz şeklinde hitap ediyorsunuz. Yani sadece siz var. Bunu sen ve siz şeklinde yazmamız, Türkçe'ye bu şekilde çevirmemiz ve kafa karışıklığı oluşmadan konuyu daha iyi kavrayabilmemiz için arkadaşlar. Örneğin you are Ahmet demişiz. Yani sen Ahmet'sin şeklinde bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Peki sen Ahmet değilsin nasıl elde edeceğim arkadaşlar? Ar yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk ekini getirerek you are not Ahmet diyerek sen Ahmet değilsin şeklinde cümlemi ifade edeceğim. Bakalım ne demişiz? Yine bir öğrenci üzerinden örnek vermişiz. Burada cümleleri aynı tutup özneyi değiştiriyorum ki öznenin cümle içerisinde yarattığı etkiye kattığı anlama bakalım. Öbür türlü cümleyi değiştirirsen biraz anlamakta zorluk çekebiliriz. Karışabilir. You are a student demişiz. Yani sen bir öğrencisin şeklinde bunu Türkçe'ye çeviriyorum. Peki sen bir öğrenci değilsin demek istesem nasıl çevireceğim arkadaşlar bunu? İngilizceye you are özneyi getirdim. Arkasından uygun olan yazımcı filmi getirdikten sonra not olumsuzluk ekini getirdim ve student diyerek sen bir öğrenci şeklinde cümlemi ifade ettim. Peki en başta ne dedik? İngilizce'de sadece siz vardı. Ben şu anda bir kişiye siz dedim. Şimdi karşımdaki kişilerin birden fazla olduğunu düşünelim ve o şekilde cümle kuralım. Ne demişiz? You are students. Ne fark ettiniz arkadaşlar burada? Bakın student yani ismime S takısı gelmiş. Niçin? Çünkü karşımdaki kişi birden fazla olduğu için ben burada ismime S takısı getirmem gerekiyor. Yoksa you are student şeklinde ben bunu ifade edemiyorum. You are students diyerek siz öğrencisiniz şeklinde ifade ediyorum. Es getirmeyi unutmuyoruz çünkü karşımızdaki kişi birden fazla. Peki siz öğrenci değilsiniz demek istersen ben cümlemi nasıl kuracağım? Burada yine özlemi getirdim. Arkasından yardımcı fiili getirdikten sonra not olumsuzluk ekini getirerek you are not students dedim. Yani siz öğrenci değilsiniz şeklinde cümlemi ifade ettim. Arka sayfamızdan devam ediyoruz. We biz anlamına gelmekte. Açıklamamızda ne demişiz? Kendimizin de içinde bulunduğu durumlarda kullanılır. Yani arkadaşlar içinde ben olacağım en az bir kişi daha olacak. Yani toplamda benim de bulup içinde bulunduğum iki kişi olacak. Ne olabilir? Ben artı Ahmet olabilir. Ya da ben artı Ahmet artı senin olabilir. Yani içinde hem ben bulunacağım bir de yanında en az bir kişi bulunacak. Ben bu tür durumları ifade etmek için bizi kullanıyorum. Yani we'yi kullanıyorum. Açıklamalarımıza baktıktan sonra örneklerimize bakalım. We are students demişiz. Biz öğrenciyiz şeklinde Türkçe'ye çeviriyorum. Bakın yine aynı şekilde student'a S takısı gelmiş. Niçin arkadaşlar? Buradaki V birden fazla kişiyi kastettiği için, ifade ettiği için ben burada ismime yani student'ıma S takısı getiriyorum. Ve we are students diyerek biz öğrenciyiz şeklinde bunu ifade ediyorum. Peki biz öğrenci değiliz şeklinde cümlemi nasıl ifade edeceğim İngilizce olarak ona bakalım. We are Ar yardımcı filminden sonra not olumsuzluk ikeni getirerek we are not students diyerek biz öğrenci değiliz şeklinde cümlemizi ifade ediyoruz. Alttan devam edelim. They, onlar demişiz. Karşımızdaki birden fazla kişiyi ifade etmek için ben they öznesini kullanıyorum. Örneğin Ahmet artı Mehmet. Ahmet ve Mehmet olabilir. Ahmet, Mehmet, Selim de olabilir. Yani en az iki kişi olacak benim they'yi kullanabilmem için. Örneklerimize bakalım. They are students. Onlar öğrenciler demişiz. Yine aynı şekilde ismime s takısı gelmiş arkadaşlar. Bakın niçin? Çünkü karşımdaki kişi birden fazla. Onun için çoğul artırıyorum. They are students diyerek onlar öğrenciler şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Peki onlar öğrenci değil şeklinde cümlemi nasıl ifade edeceğim? Ar yardımcı fiilinden sonra not olumsuzluk ekini getirerek they are not students diyerek ben onlar öğrenci değil şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Alttan hi'den devam ediyoruz. Hi o anlamına gelmekte fakat erkeklerde o anlamına gelmekte arkadaşlar. Yani örneğin ben Ahmet'ten bahsedeyim şu anda. Ben he is a student diyerek Ahmet bir öğrenci şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Buradaki hi Ahmet'i temsil ediyor arkadaşlar. He is a student diyerek ne dedik? O bir öğrenci şeklinde cümlemizi ifade edebiliriz dedik. Peki o bir öğrenci değil demek için ne yapacağız? Yardımcı filmden sonra not olumsuzluk ekini getirerek he is not a student şeklinde cümlemi ifade edip o bir öğrenci değil şeklinde Türkçe'ye çeviriyorum. Evet. Arka sayfadan devam edelim. She ile devam ediyoruz. She yine o anlamına gelmekte fakat kadınlar da o anlamına gelmekte. Burada Selin üzerinden örnek verelim. She is a student demişiz. Yani o bir öğrenci. Ben burada not olumsuzluk ekini katarsam yardımcı fiilinden sonra o bir öğrenci değil şeklinde yani Selim bir öğrenci değil şeklinde cümlemi ifade etmiş olurum. Alttan devam edelim. It hayvanlarda ve cansız varlıklarda o şeklinde kullanılır. Peki bir kedi üzerinden örnek vermişiz. It is a cat diyerek o bir kedi şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Ben it is not a cat dersem arkadaşlar ne oluyor? O bir kedi değil şeklinde cümlemi ifade etmiş oluyorum. Bir hayvan üzerinden örnek verdik. Bir de cansız varlık üzerinden örnek verelim. It's a bag demişiz. Yani o bir çanta. Bag çanta anlamına gelmekte. Peki o bir çanta değil demek için ne yapıyorum? İz yazdığım filmden sonra not olumsuzluk eki getirerek it is not a bag. Yani o bir çanta değil şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Şimdi öznelerimizi açıklamalarımızı bitirdik arkadaşlar. Peki ben soru nasıl yapacağım? Ona bakalım. Gayet basit. Bu yüzden 3 tane özne ile örnek verdim. Örneğin ne dedik? I am a student. Ben bir öğrenciyim. Ne yapıyoruz arkadaşlar biliyor musunuz? Özne ile yardımcı fiil yer değişiyor. Yani a ile ya burada yer değişecek. M'i aldım başa koydum. I ikinci sıraya koydum. Am I a student diyerek ben bir öğrenci miyim şeklinde sorumu sordum. Bu kadar basit. Bakın. You are a student. Sen bir öğrencisin demekti. Ben burada öznem ile yardımcı fiilimi yer değiştiriyorum. Yardımcı fiilim başa geçiyor. Özlem ikinci sıraya geçiyor. Are you a student diyerek sen bir öğrenci misin şeklinde sorumu yönlendiriyorum. Üçüncü olarak it's a bag demişiz. O bir çanta. İzimi aldım, yazmış filmi başa koydum. Başa koyarken dikkat ettim, büyük I olarak yazdım çünkü İngilizcede büyük iyi yok arkadaşlar biliyorsunuz. İzit diyerek o bir çantamın şeklinde cümlemi ifade ettim. Şimdi konunun aklımıza daha iyi yer edinmesi için şöyle bir örnek yapalım, çalışma yapalım böyle bir şey hazırladım. Burada ben Türkçe'lerini verdim, bunları biz burada İngilizce cümle olarak tamamlayıp çevireceğiz. Ne demişiz? Biz mühendisiz demişiz. Bakın. Biz mühendisiz. Tamam. Biz ne demekti arkadaşlar İngilizce'de özne olarak? We. We mi getirdim? Peki we öznesi hangi yardımcı fiil alıyordu? Are. We are engineers diyerek biz mühendisiz şeklinde cümlemizi ifade ettik. O Ayşe dedik. Peki kadın şahıslardan bahsederken ben hangi özneyi kullanıyordum? She mi kullanıyordum? She mi getirdim? Peki she hangi yardımcı fiil alıyor arkadaşlar? Is yardımcı fiilini alıyor. She is Ayşe diyerek o Ayşe şeklinde cümlemi ifade ettim. Üçüncü olarak sen bir doktorsun demişiz. İngilizce'de sen neydi arkadaşlar? You. You'muzu getirdik. Peki you hangi yardımcı fiili alıyor? Are yardımcı fiilini alıyor. You are a doctor diyerek sen bir doktorsun şeklinde cümlemi ifade ediyorum. Bakın ne demişiz? Ben bir hemşireyim demişiz. Ben neydi arkadaşlar İngilizce'de? I. I'ımı getirdim. I hangi yardımcı fiil alıyordu? Am yardımcı fiilini alıyordu. I am a nurse diyerek ben bir hemşireyim şeklinde cümlemi ifade ettim. Alttan devam ediyorum. Onlar İşçiler demişiz. Onlar neydi arkadaşlar? They. Deyimi aldım. They hangi yardımcı fiil alıyordu arkadaşlar? Are yardımcı fiilini alıyordu. They are works diyerek onlar işler şeklinde cümlemi ifade ettim. Hemen devam edelim. Ne demişiz? O bir masa mı? Hmm, bakın soru soracağız. Soru sorunca ne oluyordu arkadaşlar? Özne ile yardımcı fiil yer değişiyordu. Şimdi o bir masa demek isteseydim ne olacaktı? Şu izimi getirecektim. Bir de itimi getirecektim. It is a table diyerek ben o bir masa diyecektim. Ama o bir masa mı diyeceğim? Ne yapacaktım? Yardımcı fiilimiyle özlem yer değiştirecekti. Fakat İngilizce'de şimdi büyük I yok, i yoktu arkadaşlar. E cümleyi ben yardımcı fiili izi başa aldım. Onun için bunu alacağım buradan. Büyük I şeklinde, I şeklinde yapacağım. It is a table diyerek o bir masa mı şeklinde cümlemi ifade edeceğim. O Fatih demişiz. Artık iki tane kaldı artık. Bunu da yaparız herhalde. Getireyim Hime. Ama yardımcı film geçemeyecek. Özlem müsaade etsin. Biz yardımcı film getirdim. Hi Özlem'i getirdim. Hi is Fatih diyerek o Fatih şeklinde cümlemi ifade ettim arkadaşlar. Evet. Subject pronouns yani özne zamirleri konumuz. Bu kadar arkadaşlar. Yeni konu anlatımlarından haberdar olmak için abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.